Kan Sen, Bey, ne nasıl? diyorsunuz bu işe? Türkiye'nin demografik yapısı değişir mi? Siz gerçekçi bir insansınız. Seçimlerde bir böyle mülteci etkisi, Suriyeli sığınmacı etkisi söz konusu olabilir mi? İşte zafere rakamı veriyor. Bey, Pardon? Biz de gerçekçiyiz. Yok, objektiflik anlamında söylüyor. Yani herhalde. Aynı soruyu size sormayacağımı nereden biliyorsunuz? Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Turgay Gülerle baş edilmez. Yani öyle kolay Estağfurullah. değil. Estağfurullah şey şimdi hesap ortada dediğim gibi 300 bin verilse bile seçim sonucunu %1'in çok altında 0-2-0-3 gibi etkiler. Bu rakamlarla seçimle ilgili bir endişe yani ülkeyle yok verilecek verilirse işte oy artacak oy düşecek. 0-2 ile 0-3 ile zaten işiniz kalmışsa 0-2'ye yani uğraşmayın derim. Rakamsal bunu söylerim. Çok Ama Türkiye'nin alim ile ilgili bir çok özür Rakamda bir eksiğiniz var. Buyur. Ee, bağışlar mısınız söyleyeyim? Söyle buyur. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Yok söyle. Şimdi 0-2'lik etki Suriyelilerin seçimde diyelim ki AK Parti'ye vatandaş olanların AK Parti'ye oy vermesiyle ilgili bir etki. Ama orada başka bir etki daha var. Çok daha büyük bir etki var. Onu konuşmamız lazım. Şimdi durup dururken gündeme gelmedi bu Suriyeli meselesi. Siyasi partiler ki Hakan Bey çok iyi bilecektir, zaman zaman ülke meseleleriyle ilgili anket çalışması yaparlar. Sokakta insanlar ne konuşuyor? Neden rahatsızlar? Neden şikayetçiler? Bir, görünen o ki bu Suriyeli meselesi. Evet, bu yapılan anketlerde ön plana tabii, tabii. çıktı. Tabii, tabii, Esas doğru. o mesele Kaygölü doğru. olunca burada sığınmacıdan rahatsız olanlara ilişkin kaygıyla yapalım. Muhalefetin evet. bir o hesabı var burada bunun üzerinde. Olabilir, yapabiliriz am yapay ama bu O da abi. hakkıdır şey ama. Şey demedim ama bunu hakkı. okumak lazım. Muhalefetin doğru. hakkı. Bir de şeyi ilave edeyim. Ee, Onur Bey bir ara üstünde durdu demografik yapıyı anlatıyordunuz Stand Ha Turgay'da. demografik yapı açısından bir tek yani Türkiye'nin ben milletimin, halkımın, devletimin hani hali menfaatlerini düşünün bütün insanları dünyayı da düşünürüm de ülkeminkini bir gömlek daha fazla düşünürüm doğal olarak. Doğal olarak ee, biz Hatay'ı bir referandumla biliyorsunuz Türkiye'ye e, aldık. Çünkü Hatay'da Türk nüfus, Türkmen nüfus daha çoktu. Hatta bir kısım Arap bile Türkiye'ne Türkiye, ye, Türkiye ye ait olan diye oy verdi. Şimdi yarın bir gün eğer bazı illerimizde 2 ya da 3 il bu tehlikeyle karşı karşıya. Hatay, e, Kilis, Antep. Suriyeli nüfus oradaki Türk nüfusu geçerse ileride bizim için sıkıntı yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. Tek söyleyeceğim bu. Kim bir şey söyleyecekti? Onu Suriye ya, parlamentosu açıklama burada, yaptı. Hatay bu da bizimdir. Sığınmacı, sığınmacı oldukları için. Ama cevap onu 70'li e, yıllarda. ya diyor bunu, tabii ama şu anda hukukta, şey, Suriyeli sayısı daha fazla şöyle, Hatay'da Türk'ten. Bir sen, Yarın bir gün bir vatandaş Bey, olur. Eyvallah ama uluslararası hukukta bunlar sığınmacı. Bir. Yani orada kiliste yahut bir başka yerde sayılarının fazla olması, artması e, onlara bir şey kazandırmaz. Çünkü bunların sığınmacı olduğunu bütün dünya birbirine. Fırgay Bey size ek olarak söyleyeceğim. Sadece plebisitle değil bilekle olur o iş. Hadi alsın He. öyle bir şey de yok. Bravo. Eyvallah. Bravo. Buna bir şey demiyorum. mi? Bravo. ben niye bunu Söyle tartıştırayım bir... noktasındayım? Zafer ben... Şahin bir şey söyledi. Şöyle Hadi. bir hata var. Ne oluyor? <laughs> Şöyle bir hata var. Şimdi Ahmet Bey. Türkiye'de doğan Suriyeli çocuk sayısı 450 bin. Ancak bunlar Türkiye'de doğdukları için vatandaşlık hakkı kazanmıyorlar. Söyledim. Evet, evet. Geçici koruması. Bu. Anne veya babasının koruması Türk, Türk olması, olması lazım. Ee, yani Suriyeli sığınmacının çocukları da Türkiye'de doğdu diye vatandaşlık falan almıyor. Onu düzeltmemiz lazım. Evet evet, onu ya, söyledi o. Onur Bey de sizin de altını çizerek söylemeniz evet. beni memnun etti. Ee, peki bir şey daha size soracağım. Çok güzel hatırlattı Turgay Güler. Ee, Suriyeli ya da sığınmacı karşıtlığı. Ben bu sığınmacıları göndereceğim işte sığınmacılar şöyledir böyledir bunu böyle bir politika haline getirmek oy kazandırır mı? Ee, kazandırabilir. Yani e, siyasi partiler doğal olarak yani Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye bir soru sorulduğunda ya da en büyük sorununuz sizin nedir diye sorulduğunda bu mülteci sorunu, işte göç sorunu filan ilk 3'e 4'e girmeye başlıyorsa %13'lerle, 15'lerle, 12'lerle... ya da sokuluyorsa on, ya da sokuluyorsa yani şimdi planlı çıkabiliyor, bir şekilde, çıkabiliyor. Bakın, çıkabiliyor. sosyal medyada planlı bir şekilde Hı. sahte, fake e, görüntüler, e, fake videolar. Yapay ya da doğal. Yapay, yapay ya da ya doğal. doğal, fark evet. etmez. Fark etmez. Bir yapay. Diyor, ben onun bir, kısmını yapılmış, bir, bir, kı, bir, bir kısmının yapay olduğunu düşünüyorum. Yani. Tamam ama sonuç Bir kısmı şu, da ama sokağa dayalı Sebebi ne olursa olsun toplumun genelinde adam gibi yapılmış, mezurası doğru ölçen bir ankette eğer bu sorun yukarılarda çıkıyorsa, mesela yüzde üçlerden ikilerden sekizlere onlara bile çıkmışsa, muhalefet bunu alır ve işler. Tabii. Hiç yolu tabii. Yok. Yani i̇ktidar da buna karşı bir takım bir şeyler açıklamasını yapar, tedbirini yeni alır. Yeni bir duruş sergiler. bilmem tabii. ne. Gayet. Doğru söylüyor. Yani siyaset bunu e, öyle. gündemleştirir. Ee, öyle. Yani doğru söylüyorsunuz. Peki, Bülent Aslında... Bey, ırkçılık nerede başlar sığınmacı tartışmasında? Irkçılık nereye de girer devreye? Ya ırkçılık nerede başlar? Eğer Tanju siz... Özcan demeyin. Efendim? Çünkü o Tanju Özcan derseniz o Bolulların e, talebi doğrultusunda böyle bir karar Demedi alır. ya öyle. Bir Fark şey. etmiyor toplumsal <laughs> ırkçılık. Yok yok ben <laughs> espri yaptım ya. Çok yok şöyle. <laughs> toplumsal ırkçılık olur Yani e, <laughs> Boluların hepsi öyle demez ya. Demez yani. Bolu da fazla Biz, çıkmış. Benim olabilir. yaptığım bir anket yani, değil. Başkası ama ama yapmış. Hani, ama sorucu öğrendim. Ya biz bu buraya gelen bu Suriyelilere 5 katı, 500 katı fazla su ver, su parası al demez Yok, herhalde. Yok, gitsinler diye bir takım tedbirler tamam. alın diye talep gelmiş. Peki. Biz Suriyelilere karşı çıkarken e, onları tekrar gönderelim derken onların Arap olmalarından ya da Suriyeli olmalarından dolayı demiyoruz. Yani sığınmacı ve belli bir süre Türkiye'de yani kendi ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmışlar. Bu süre bu durum geçici olarak kabul ediliyor. Bu durum geçtikten sonra ülkelerine gitmeleri gerektiği için gönderilmeleri gerekir diyoruz. Aynı şekilde Türkiye'ye gelen e, Iraklılar için de aynı şeyi söylüyoruz, İranlılar için de aynı şeyi söylüyoruz, Afganlar için de aynı şeyi söylüyoruz. Yani bir ırka e, dayalı olarak bir şey söylemiyoruz. Yani ben bu, size yönelik söylemedim zaten. Biz söylü. Ben ama ba biziiz. Bakın ben şunun için söylüyorum. Ben bir insanlık. Vazifesi yapalım beraberce. Yani ırkçılık nerede başlar? Ey e, vatandaş lütfen de. dikkat edin. Yani mesela şimdi Af Afganistanlı birisi böyle bir kepazeliğe imza atmış. Al almış eline videoyla kadınların görüntülerini çekiyor. Onu yayınlıyor, kahkaha atıyor falan. Değil mi? Şimdi tamam bütün Afganların böyle oldukları şeklinde büyük genellemeler yaparak bunu konuşuyorlar. Pakistanlı öyle yaptı zaten Pakistanlılar böyledir. Yani buna şöyle biz zaten buna bu konuda bir şey söylememiz lazım şöyle, yani. biz zaten bu konuda ırkçı bir yaklaşımımız olmadığı şuradan dinleyin. Hayır 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 biz ülke olarak zaten. Ülke olarak söylüyorum. Yani biz Suriyeliler gitsin derken hayır, ben sos, ben de bunu şeytan çıkar Türkiye, sosyal medyada görüyorum bunu Türkiye'de yani. Türkiye'de yaşayan tantanasını e, görüyorum. Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olan bir sürü de Arap kökenli vatandaşlarımız var. Biz ikisini birbirinden ayırıyoruz. Yani ırkçı Tabii. bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Onları sırf ırklarına Onlar artık dayalı olarak Onlar Türk hissediyor zaten. Tabii, Türkiye yani zaten bir ayrım, bir ayrım yapmıyoruz. Biz buradaki e, sadece olay Pardon? sığınmacılar olayı. Sığınmacılar üzerinden bu örneği veriyoruz ya. Yani. Yoksa Evet evet ya yani bir şöyle şunun için söyledim bunu. Ya ben bazen sosyal medyada görüyorum. Fake midir, doğru ya, mudur? Orada böyle bir biliyorsun sosyal Toplam, medya gayya kuyusu. Toplumda böyle hastalıklı ruh halleri olabiliyor. ama, ama işte ben bu hastalıklı ama, ruh haliyle mücadele etmemiz gerektiğini şimdi düşünüyorum. sığınmacılarla ilgili sorunları ortaya koyarken sığınmacılara dönük bir tepkide e, bulunmamamız lazım. Onların suçu yok. Yani biz devlet olarak bunu bir politik olarak savunuyoruz. Ama biz tepkimizi işte Türkiye'de yaşayan, mahallemizde yaşayan Sığınmacılara dönük olarak göstermememiz lazım. Çerçeve İkisi farklı bir şey. Tabii, yani tabi. Onlar sonuçta bu ülkeye sığınmışlar. Onların şey, şey, eğer çalışması tar gerekiyorsa, tar yani biz tartışırız bu konuyu, demografik yapımızla ilgili kaygılar duyarız. Efendim nasıl gide gitmelerini sağlarız? Gönüllü gidişini nasıl? Onurlu bir gidiş nasıl sağlanır? Ya. Bu, bu onların de... ki, kişiliklerinden mensup oldukları ırktan ari olarak söylüyorum. Yani siz sınırdan girmiş Suriyeli'yi e, elini kolunu sallayarak ta Bodrum'a, İzmir'e, İstanbul'a gelmesine izin vermemeniz lazım. Bu o insanlar bu şehirlere gidemez, yapamaz diye değil. Yani... Onları belli bir yerde tutmanız lazım. Tepkiniz kişilere yönelmesin. Belli, belli i̇şte noktadan sonra işte da göndermeniz bu de, lazım. Bu dediğiniz de doğru. Fakat bu dediğinizi yaptığın zaman kilisteki nüfus demografi değişiyor. Böyle de sorunlar Şişiyor olur. Mu, Şişiyor mu demek? Şişiyor mu sebebi? Ama sefer, kiliste misal. Tutun önemli. demiyorum yani. Hayır ya işte nerede tutacaksan. Peki bir ara ha. verelim devam edelim. Ee, biraz iç politika konuşalım. Bu Millet İttifakı'nda adaylık durumları nedir ona bir bakalım kısa bir aradan sonra.